Ya F1, evet, dur şey konuşalım. Şimdi bugün çıkan haberler, bir öncelikle biliyorsunuz Call of Duty'ler saplanmacı oldu. Bunu paylaştım zaten. Başımız sağ olsun. Activision bir saplamış. Ya iyi saplamış. Yani şöyle söyleyeyim, listede en az artan oyun 1200 yüzde. Hani yani yüzde 1200 abi. Game Pass oynanılsın diye yapıldı. Yok arkadaşlar, bu o düşündüğünüz tam kafaya huniyi taktım, deliriyorum hareketi. Aynı zamanda yok, Microsoft'un da işi değil, vergi güncellemesi bu. Steam vergi güncellemesi diye bir mesaj attı herkese. Hiç fiyatı güncellemeyenler vergi güncellemesi yaparken böyle, gel bir sana da bir saplayayım diye böyle bir sapladılar. Ha, biraz da ağır saplamışlar yani. Ya prototype'ı alacağı yani, neyse. Neyse. Ne, Game Pass'e geliyor. Çok da zikim de. Bunu alırsınız bak böyle. Aldı şu anda. Prototype'ı 2000 liraya aldı adamlar. Neyse, böyle bir şey var. Böyle bir muazzam bir oyun var. Ben bugün bunu alacağım galiba 400 TL'ye. İade ederiz 2 saat oynayıp. Dünyanın en güzel oyunu arkadaşlar bu. Bu az önce çıktı bu arada. Hani geçmiş bir oyun değil, böyle 2005'ten falan. Az önce çıktı bu oyun. Zıplamalara bak, zıplamalara. Bu arada 40 değil, 50 dolarmış bu. Daha da kötü. Bak bak, ne kadar heyecanlı, görüyor musun oyun? Baldur Gate açıl. King Kong geliyor. Bu hani Baldur geçidi bu. Ya Nintendo Switch değil, PC versiyonu bu. Dur, daha fazla izlemeyeceğiz. Ben bunu büyük ihtimalle satın alıp oynayacağım. Ondan sonra #7'miz var. Ben GeForce Now, bir arada bilmiyorsanız, yurt dışında zamlandı. Türkiye'de de yüklemek isterseniz şu anda indirim var. Oynayacak mıyız? Alırız ya büyük ihtimalle. İade de ederiz sonra da. Game Pass'e yeni gelen oyunlar. Frog Detective geliyor. F1 Manager 23 geliyor. Buna çok şaşırdım bu arada, 23'ün bu kadar hızlı gelmesine. Hackbenders Rhythm Royale diye bir tane oyun geliyormuş. Jusant geliyor. Jusant'ı çok merak ediyorum. EA Play ile beraber Dead Space geliyor. Ve Cities Skylines geliyor. Minecraft Night Market'ta geliyor. Bunu bilmiyorum. Ama Cities Skylines de geliyor. Jusant bayağı güzel. Evet. Evet. Cities Skylines konusunda şöyle bir problemimiz var. En azından şöyle bir şey demişler abi. Cities konusu. Adamlar açık cesaretle dümdüz dedi ki, biz optimize edemedik, yarak gibi çıkacak dedi adamlar. Yapamadık dediler. Ama dediler ki, abi biz optimizasyon bok gibi çıkarıyoruz, haberiniz olsun. Ama oyun çıktıktan sonra update'lerle düzelteceğiz. Çıkış tarihini çok değiştirmek istemiyoruz dediler. En azından dürüstler bu arada, bak. Buna okeyim ben açıkçası. O zaman fiyatını düşürsünler. Yo, alma. Yani bu senin için bir problemse almazsın. Yani ben bu arada buna okeyim. Yani şey konusunda abi, direkt okeyim. Yani eğer en azından oyun çıktıktan sonra benim bunu öğrenmemdense, oyun çıkmadan önce adamın bana söylemesi daha önemli. Çünkü en azından ben karar veriyorum ondan sonra. Yani ondan sonra adam değil, ben karar vermiş olurum. Adam bana bu bilgileri söylüyor. Ona göre ben tamam.
Zam yapacaklardı, yapmadılar mesela. Ha, az önce arkadaşın dediği şeydi, o zaman oldu. Fiyatını indirmişler. Aynı zamanda ama 31 Ekim'de ya Ekim'e ya da Sikim'e kapsamında olan 5 oyunda ne yazık ki Game Pass'e veda ediyor. Gunfire Reborn güzel oyun, oynayın, tavsiye ederim. Kill It With Fire ve Persona 5 Royal gidiyor. Evet, oynamadığınız sonra oynarım abi diyerek 1,5 senedir beklediğiniz oyun gidiyor. 15 gününüz var. Bok bitirirsiniz. Başlamayın. O yüzden başlamadıysanız, o yüzden geçmiş olsun. Oynayacaktınız abi. Signalis'te gidiyor. Solas'ta Crown of the Magister'da gidiyor. Aa, bu ne lan? Star Wars Minecraft'ta Star Wars DLC'si geliyormuş. Bu ne? Minecraft'ta hayvan gibi DLC var arkadaşlar. Siz şeyi oynan Bedrock versiyonu oynamadığınız için bilmiyorsunuz. Bayağı var. Oy. Evet, Bedrock'taki DLC'ler de hayvan gibi pahalı bu arada. Aa, Java varken Bedrock biraz